Ya canım. Efendim canım. Tabii ki benzediniz. Benzemez olur musunuz? Ama hakikaten bak. Valla hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum. Koray amca. Koray amca. Ama güzel olmuş. Çok. Sadece şu makyaj dediğim, biraz dediğim ki böyle kuş gibi, keşke ben de onu sormuş olsaydım kuş size. Kuş gibi çıksaydım muhteşem olacağım. Bir dahaki sefere vallahi biraz daha uzatın. Ne diyorsunuz, bayağı bir karşılıklı? Ya benim hoşuma gitti. Özgüler. Yani. Beğendim yani. Harika. Olmuş. Harika. Olmazsa kesinlikle olmayacaktı diyecek. Harika. Azerbaycan'da sizin danslarınız da çok meşhur. Bize öyle birazcık mi? Bu mutluluğunuzu evet, ifade evet, edecek kadar dans etmeniz mümkün mü? Ay ne yapayım, bir oynayayım ben. Madem ders söyleyeyim. Buyur. Şarkı var mı? Geliyor. Dağlar açken düşende, bülbül eken düşende. Ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende. Düşende, bülbül eken düşende, ruhum bedenden oynar, yardıma sen düşende. Bu gala taşlı gala, çıngılı taşlı gala, korkulem yer gelmeye, gözlerimi yaşlı gala. Bu gala taşlı gala, çıngılı taşlı gala, korkulem yer gelmeye, gözlerimi yaşlı gala. Üçüncü takımda herkes memnun hayatından. Çok şükür. Şuradan başlayayım bu sefer. Siz ne diyorsunuz? Evet, öncelikle ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şık bir ense topuzu. Evet, ben çok seviyorum bu tür. Abartı olmamış ama tabii ki biz profesyonel olduğumuz için hataları mutlaka göstermek zorundayız. Doğru değil mi? Gene mi müdahale edeceksin yoksa göstermek zorundayız deyince? Yine atlayacağım bence saça. Bu bir yarışma tabii ki, bir eleştiri bulacağız tabii bir ki. Bir dinleyelim yani. Evet. Olumlu olumsuz her eleştiriye açığım ben. Şimdi krep izleri ama var biraz. Görülen köy de uzakta değildir derler. Evet. Onu da söyleyeyim. Görüyorsun solda. Ne? Krep izi var şimdi taramada biraz. Nerede? Sol şöyle taraf. Bir etrafınıza yavaşça dönerseniz bir görsünler. Bakın. Şu krep izi yani kapanmadı, görüyorsun. Biraz acele veya ilk güne geldi herhalde. Doğru değil mi şimdi? Şöyle yapalım. Evet. Tam görüyorum. Bir şey söyleyeyim mi size? Ramazan Bey, samanlıkta iğne arıyorsunuz bence. Ya şimdi bakın, güzel dedik önce. Şimdi eksikleri de var dedik. Şimdi, yani kutuşu ya saç mutlaka değil. Bak o tarz küçük şeyler mutlaka olabiliyor zaten. Söylemeyeyim mi? Söyle tabii ki. Buyurun. Yani o yüzden diyorum. Tamam, buyurun. Şık dedim bak, ense topuzu benim sevdiğim gerçekten. Abartı değil, ne doğal, ortada güzel. Şık bir ense topuzu. Sadece krep izleri var. Çünkü sarı saç avantajın büyük, hatları da gösteriyor. Bu da bir sarı, açık renk bir saç. Onun dışında tabii model mutlu olması daha önemli. Tabii. İletişimi ilk günden iyi kurmuşsunuz. İlk gün heyecanı. Çok fazla yüklenmek istemiyorum. İyi bir saç ama kusursuz değil. Şeyleri gösterdi. Tabii her şeyde kusur var da doğru. Yani. Evet. Makyaj? Şimdi ben makyajda elinize sağlık değil, emeğinize sağlık diyeceğim. Çünkü buraya çok iddialı geldi arkadaşımız. Eyeliner uzmanıyım diye. Evet, ben yakından ben bir eyeliner göremedim evet, katılıyorum. Orada. Ama bir yakından bakılıyorum. Bence uzaktan konuşmak değil de iş yapmak daha önemli diye düşünüyorum ben. Bence çok konuşup boş konuşmayalım, iş yapalım. Belki, ben ilk gözden onu görmek isterdim. Ama yakından bakmanız gerekiyor. Evet. O kadar uzaktan göremezsiniz. Ben görüyorum. Bak, ekranda görüyorum. Bir eyeliner var da. Yani böyle bir çekik olabilirdi, dışına doğru olabilirdi. Çok iddialı geldiniz ya eyeliner'da. Şimdi çekik eyeliner'da belirli yaşlara göre de yapıyoruz. Şimdi o iddialı bir eyeliner ve biz onu konuşmadık açıkçası. Ama düğüne gidiyor. Hanımefendiyle şimdi her düğüne gidene de fix bir eyeliner yapamayız zaten. Yani her düğüne giden çekik kullanacak değil. O bir şey meselesi yani, zevk meselesi. Ama topuzun altına o makyaj olmuş mu? Hayır şimdi sizce? Topuzun altına o makyaj dediniz. Makyajda ne var onu anlamadım ben. Şu anda ben çaya gider sim falan mı dökseydim bana yani? Bana günlük neyi makyaj beğenmediniz Saadet? Yani onu bir öğrenelim mi evvela? Özge Hanım ben söyleyeyim size. Şimdi
Sizin komse ettiğiniz düğüne giden bir makyajdı, doğru mu? Evet. Ama ben bu makyajı günlük hayatta yaptığım bir makyaj bu benim. Daha yani, abartılı olmalıydı. Yani biraz düğüne acaba gidiyor, anlatabilirim. Topuz var saçta ama makyaj sönük yani, sıfır makyaj. Peki yani ne isterdiniz yani, onu sorayım. Yani mesela siz ya, siyah mı yapsaydım şimdi hayır, bu kadar hayır takı, dantelli bir kıyafet, o şekilde bir topuz. Tamam. Bence en sadesi, en güzeli bu. Yani ben orayı da yaparsam hanımefendi zaten güzel, çok sade. Şey zaten gibi, sadeleri yakalamak da bir mesele. Şimdi bence ben orada bir kontrast sağlamam gerekiyor. Bağır bağır bu kadar takının içinde, bu kadar hareketli elbise, bu kadar hareketli bir saçta. Ben de sim döküp de kolyeyle direkt, o zaman bulanmış bir şey olacaktı yani. Mesela gözünün altını biraz highlighter'la açabilirim. Highlighter hayır hayır. Yani o yaş grubuna kesinlikle highlighter kullanılmaz. Yani highlighter parlaklık demektir. Ben buradayım demektir. Siz gözün altına bu yaşta eğer highlighter yaparsanız, bu göze de sim yaparsanız oradaki direkt oradaki pürüz öne çıkar. Tamam da bayan düğüne bizim gidiyor. Bizim burada amacımız yani zaten pürüzü saklamak düğüne, yani. Düğüne, düğüne. Nasıl? Düğüne gidiyor, bir parlaklık hayır, düğün olsun. Demek, hayır hani düğün demek boya, boyanın içine girmek demek değil. Yani sizin düğünde yok, anladığınız şey. Yok ben bir highlighter şey, yapardım. Hayır katılmıyorum. Kesinlikle de kabul etmiyorum bu ben eleştiriyi. Ben beğenmedim makyajı. Tabii beğenmemiş olabilirsiniz ama bizim zaten algımız bu çok yanlış. Yani düğün demek sanki boya çukuruna girmiş olmak demek. Öyle bir şey yok yani, ben buna katılmıyorum. Bu kadar yoğunluğun içerisinde ben de oraya sim ya da göz altına highlighter mümkün değil. Mümkün değil yani. Peki. Parlaklık hayır, kabul etmiyorum. Peki Özlem ne diyorsun? Ben göz makyajına bakabilir miyim? Tabii ki lütfen. Yani, şöyle bir. Yoksa ama. Yok siz gitmeyin, Özlem Hanım geliyor. Çekik falan konuşmadık biz. Ha, eyeliner var ama çekik değil, değil mi? Yani onu konuşmadık, onu kabul ediyorum. Yani bu konuda döner konuşmadık. Biraz daha uzun eyeliner kapattım istiyorum. Hani hatta tam kalın tersi yakışmıyor kalın bana denedi de ben çok o bir eyeliner sürme yani dedi. Yani bekleme süresi oluyor bu. Yok uzmanım dedi ya. Eyeliner yani kuruduğu için bekleme süresinde de olsa dağılmaması şimdi hayır lazım. Hayır, şimdi şöyle söylemek istiyorum istersen. Şimdi bu şekilde kapattığımızda gördüğün gibi komple var. Ama hani buradaki eyeliner var. Orada şey, o değil. Yani kuyruklu olma kısmı da göz kapağının da heh alakalı biliyorsun. Evet. Düşük ha göz kapağında sen buraya kuyruk yaparsan burada evet kat yapar yani. Tamam sen ilk geldiğin zaman eyeliner'da çok başarılıyım dedin ama ya. Ama şimdi herkesin tamam farklı biliyorsun. Yok, yani biliyorum ben de onu söyleyecektim. Bu modelde senin yeteneğini ben göremeyeceğim. Şimdi ben bunu da göremezsin. Evet. Aynen. Ben buraya düşünsene. Buraya kadar uzattığımı düşünsene. Yok olmazsa kat var yani. Ve şeye de doğru olmaz söylüyorsun. Highlighter'ı ben nereye süreceğim? Bu ciltte kesinlikle olmaz. Kullanılmaz. Aynen bu ciltte o kesinlikle olmaz. O yanlış bilgi yani. Sadece göz makyajınız biraz fazla dağılmış. Onu beğenmedim. Bir de bana mesela şey demiştiniz siz. Kontürleme yaptınız mı? Kontürleme de göremiyorum. Hayır kontürleme ben yapamadım çünkü ürünüm evet burada değildi. Bana dedin ne, ama pardon, kendin ne, yapmamıştı. Ne diyeydi? Kontür ürünüm burada yoktu. Hayır, ürün ben yok. Hayır hayır fondöten yanlış olduğu için ürün dağılımında fondötenimi bulamadım ama onu da ben burada pes etmedim. Ne yaptım? Koyu ton pudrayla yine o kontürümü belli ettim. Normal kendinize yaptığınız makyajı yapmışsınız gibi bir şey olmuş. Ya ben de onu söylemeye çalıştım. Çok hani şey değil böyle. Şimdi anlatmak istediğim şey şu. Herkese kuyruklu her göz yapısı mesela ben olsaydım. Dinleyelim. Ben makyajcı olsaydım. Dudakları biraz daha kalınlaştırırdım. Daha ön planda daha ön plana çıkarırdım. Kalınlaştırdım. İşte daha doğal tonlar kullanırdım. Ben olsaydım. Saç için yorum yaparsanız ne diyeceksiniz? Tabii ki saç için de yapayım. Öncelikle elinize emeğinize sağlık. Güzel olmuş zaten hanımefendi de fantazi anladığım kadarıyla tarz olarak da saç da o şekilde. Güzel olmuş eline sağlık. Tabii ki ufak tefek şeyler var nüanslar işte buradaki krepe şeyleri falan. Onun dışında çok bir şey yok. Güzel genel görüntü güzel. Teşekkür hanımefendi ederim tarzına uyuyor zaten. Teşekkür ellerine ederim sağlık. Makas at, bir de tarak, güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.